bedensel ihtiyacımızı giderecek diye eşini seçersen bedensel ihtiyaçtan olmadığı zaman, bedenler zafa girdiği zaman, yaşlandığı zaman, kötülüm olduğu zaman, ihtiyaçlarına da cevap vermediği zaman, çirkinleştiği zaman anlamını yitiriyor. O zaman beraber olmanın mantığı yok. O zaman Alman gavuru gibi oluyorsun, İngiliz gavuru gibi oluyorsun. niye beraber olacaksın ki? Gömlek değiştirir gibi, koca değiştirir, karı değiştirir yani. On plakada evleniyoruz, mutluyuz. Arka plakada çok sıkıntılıyız, boşanıyoruz. Ailenin dağılmasına, huzursuzluğuna, itaatsızlığında ötekisi erkeğe dövüyorum. Sahipsizliğinle onu yıkarsan bunu nasıl ödeyeceksin? Aile hayatından okuyacağım. Pek kıymeti bilinmiyor. Değeri bilinmiyor. Elimizden kaçtığı zaman. Bekarsa farklı düşünecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 24. lemadan ikinci hikmet. Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli bir münasebet, şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Elektrik alamadım değilmiş demek ki. Öyle diyorlar ya, elektrik alamadım çünkü <laughs> kablolar kopmuş. Yani kalbin çapını bedene hapsedersen ölçü budur dünyevi ihtiyaçtır. Kalbin çapı bu değil. Kalbin çapı kainat kadar geniştir. Ev hayatına evlenirken, evlendirirken ölçümüzün çapı ibresi ne kadar? O zaman derdi ve getirisi ve götürüsü o çap kadardır. Fazla bir şey aramayın. Diyelim ki bir insanın kalbinin çapında ben yokum. Nereden biliyorum? Çünkü insan sevmiyor. Kendini sevmiyor. O kapta ben olamam. Kendisi yok ki. Öyle bir kap taşıyor ki, taşıyoruz ki. O kapta, benim taşıdığım kapta ben yokum. Sen nasıl olacaksın ki orada? Ama bazısının kalbi o kadar büyük ki kainat içine alıyor. Sana da şu cesareti veriyor. Ya ben de olabilirim o kapta ya. O kapta ben de olabilir. Çünkü o kapteki duygular bizi yönetiyor. Kardeşler çıkan bir muhabbet bak kainatın diyor bir sebebi vücudu Allah bu kainatı niye yarattı? Muhabbettir. Kadın ve erkek arasındaki esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet, alaka, dünyevi hayatın sıfı ihtiyacına değil. Yani çapını ahiretteki, burada söyleyecek zaten, ahiretteki ölçüleri ölçü yapıp da dünyayı tanzim edersek dünyamız cennet olur. Sonra yandım, piştim olduğu zaman dinde medet alıyorsun ama bir kere fermarı yanlış attın. Diyor ki yalnız dünyevi ihtiyacattan ileri gelmiyor. Ya evet bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviyeye mahsus bir refika hayat değil. Yani dünyevi bedensel bir hayat düşünüyor. E bir de işte işte dünya ihtiyaçlarımı giderecek. Çoluk çocuğa vesile olacak. O kadar mı? O kadar. Peki belki hayat ebediyede dahi bir refikay hayattır. Ha, çapı, evlilikteki çap, ahireti de içine alırsa dünyevi hayat normal olur. Mesela diyelim ki bu hayat serüveni içinde ölüm var, kanser var, bir şekilde ihtiyarlık var, var da var. Eğer bu hayatın çapı, ibresi ahireti de içine alırsa bu normal olur. Hayat ebediyede dahi bir refikay hayattır. Çapımızı, bedensel hayatımızı, bedensel ihtiyacımızı giderecek diye eşini seçersen, bedensel ihtiyaçtan olmadığı zaman, bedenler zafa girdiği zaman, yaşlandığı zaman, kötülüm olduğu zaman, ihtiyaçlarına da cevap vermediği zaman, çirkinleştiği zaman anlamını yitiriyor. O zaman beraber olmanın mantığı yok. O zaman Alman gavuru gibi oluyorsun, İngiliz gavuru gibi oluyorsun. E niye beraber olacaksın ki? E gömlek değiştirir gibi, koca değiştirir, karı değiştirir yani. Ondan sonra çünkü hayat anlamsızlıktan çıkar ya. Ahiret ahiret inancı hayatımıza eve getirmesen hayatın ne anlamı olur? Ahiretsiz işini yaşayalım mesela. Ne, ne olur? Niye çalışıyorsun ki? Almanın dediği gibi. Çocuklara ben niye diyor mal mülk yapacağım ya. Hakikaten doğru söylüyor. Eğer ahiret yoksa adam zina yapmıyorsa, adam öldürmüyorsa, çalıp çırpmıyorsa zulmü ahmaktır. Niye yapmıyorsun ki? Zaten senin cennette cehennemin burası. Ne istediğin yap. Niye evleneceksin ki? 17 sene beraber yaşıyorlar. Evlenmeyi düşünmüyoruz daha diyor. Adam yanlış mı yapıyor? Yok. Niye bağlansın ki ahiret yok kadın. Adam. Adamın dini yok. Dünyadaki e, objeler yani bu iyidir, bu kötüdür, bu halamdır, bu teyzemdir, ayıptır, günahtır, vefadır olur mu ya? Günahtır. Ya insanlığa yakışmaz, vefaya gitmez. Bu tür hep bunlar imandan geliyor. İmanı kaldırırsan vefa ne olsun? Ayıp ne olsun? Günah ne olsun? Olmaz ya bize yakışmaz. Ne olsun ki iman yoksa? dünya hayatını tanzim eden imanı bil bil ahirettir. Ahirete iman hayatımıza anlam katıyor. Yemeğin tuzu gibi de değil ya kendisi. Kaldırırsa niye anan olsun ki? Niye bu yanlış olsun? Niye zina olsun? Bu niye yanlış olsun? Pil gibi bitti tamam zannediyor. Oysa pil videoya dönüşüyor. Onu bilmiyor. Bir şey dönüşmeden enerji bir şeyden değişmez ve ortadan kalkmaz. Pil bitebilmesi için bir şey dönüşmesi lazım. O da video dönüştü mü? Pil bitti ama pil bedendir. Enerji hayattır ama video. Ne pile benziyor ne enerjiye benziyor video oldu. Belki hayat ebediye de dahi bir refikay hayattır. Yani ahireti ölçü yaparsan şurayı. O ölçüyle buraya bakarsan ne olsun? Yaştansın, şey yapsın. Bağırsa da ne olacak? Fedakarlığı da yapar. Kar, sıkıntıya da çeker. Gece mesailere de kalır. Onu, onun benzini, motoru olmuş artık. Ahirette de beraber olacağız. Yok, onun bedenine, servetine hasredip de evlenirsen niye fedakarlık yapasın ki? Hakikaten ahmaklıktır yani. Sif dünyalık. Ama ahiret varsa bu anlamını değiştiriyor işte. Evde huzur çıkartıyorsa imanı bil ahiret zayıflamıştır. Ustad diyor ki evdeki huzurun sebebi İmanı bile ahiret. Ne kadar hakim olursa evde huzur olur. Öyle bakar eşine ya. Bu benim ebedi bir hayatımdaki arkadaşımdır. Benim eşimdir. Orada da karı kucalık var ya. Çocuk yok yalnız orada. Orada yüzüne diyecekler ya Enes. Diyecekler ki ya sen bana böyle demiştin ya. Hatırlıyor musun falan. Çay içiyorduk bana demiş. Bak böyle değilmiş gördün mü? İnsan utanır ya. Belki hayat ebediyede dahi bir refikay hayattır. Madem hayat ebediyede dahi kocasına refikay hayattır elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayri başkasının nazarını kendi mehasinine celbetmemek, onu darıltmamak, kıskandırmamak lazım gelir. Bunlar ile çeşitli bedenini sergilemek değil. Kendine buyruk olmak, Ken mesela bana kimse karışmaz diyor. Yani bu narsistlik yani naşizm hayattaki şeyi. Diyor ki bak kocasının nazarında çirkin gözükmemek. İlle böyle başkasına arzu endam etmek, tesettürünü çıkarmak değil. Kendine buyruk olmak, laf dinlememek, ben TC'nin şeyine dayanıp ben işte servetin yarısında şöyleyim. Ya nerede var kardeşim böyle bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Allah bullak olmuş yani. Eğer Müslüman ailelerde ahiret inancı olmasa gavurdan beter olur. Bana soruyorlar. Abi diyor bunu İngiliz gavuru yapması Bu nasıl yaptı diyor pazarda bu e, tabii o kardeşim İngiliz gavurudur buradaki gavur değil ki. Buradaki mürtet yoğurt bozulursa yenir. Ayran bozulursa yenir. Süt bozulursa yenir. Hepsinin özü olan tereyağı bozulursa zehir olur yenmez. Mürtet işte. Niye buradakiler böyle gavurun yapmadığını yapıyor? Niye sözünde? O duruyor bu durmuyor. O çalmıyor bu çalıyor. O aldatmıyor bu aldatıyor. Niye? Bu mürtet. O kafir. Kafirin hakkı hayatı var. Mürtedin yok. Bütün bütün zehir. O mürtetten dürüstlük beklemek ahmaklıktır. Aha hayret ederim. Bu mürtet ahiret inancı bunda yok. Niye dürüst oldu ya? O zaman geçici bir köprü kurmuş. İleriki bir menfaat için. Mesela bir ortaklık kuralım. Yaptık binayı sattık beraber. Vay be dürüst adama bak. Bir tane daha yaptık. Sattık bölüştük. Daha bir yukarı saldık. Ağlıyor bütün servetin. Hadi benden eyvallah. Edebini varmış. Meğer öncekiler bunun içinmiş. Kocasının nazarında gayrı başkasının nazarını kendi mehasine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Bak kadına diyor. Niye kıskandırıyorsun? Yani e, ille bedenen, oradan çıkmanız için söylüyorum iki defa. Yani kıskandırmak, süslenip püslenip başka erkeğe gözükmek falan değil. O nasih etme. Yani adam diğer mutlu aileleri kıskanıyor. Bak benim ailemde yok. Öteki tarafta itaat var. Benim karım kafasına biniyor. Kafasına uyuyor. Biniyor arabaya. Bana sormadan sağa sola gidiyor. Hiç evde de görmüyorum sonra. Allah Allah nerede ya bu? Ya gitti işte bir yere. Öteki kafayı kaldırıyor. Ya başka ailelere bak ya. E kıskanmanın ruhu bu ya. Öteki kıskanma bir şey değil ki o kadar. Yani kıskanmayı bedenen anladık. Onun için nakıs oldu bu ha. Nakıs oldu kardeş. O bedenen bir şey değil ki ya adam senin karından daha güzelleri daha her çeşitleri var ya dünyada. Ama itaat eden, bir itaat eden kocasına itaat eden tek tük olduğu için ona özeniyor. Esas kıskanma o. Allah Allah ya keşke benim evde böyle olsa ya. Bedensel bir şey değil ya. Madem müminin mümin olan kocası sır imana bina onun ile alakası hayatı dünyeviye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil. Belki hayat ebediyede dahi bir refikay hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Bak koca ne yapıyor? Mümin olan iman demedi. Sır iman. Bedeni nesebine bağlamak nikahtır. Ruhu Cenab-ı Hakk'ın ruhuna Keyfiyetini bilmiyoruz. Ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Ruhu, ruhumuzu ruhuna bağlamanın adı iman değil. Sır imandır. Ruhun nesebi Allah'tır. Ruhumun nesebi Allah'tır. Bağ imandır. Sır iman. Bedenimin nesebi anne babamdır. Bağ nikahtır. Nikahsız beden ne psikoloji getiriyorsa imansız ruh da buna kıyas edilmeyecek kadar Acayip bir ruhsal çöküntü. O zaman diyeceksin ki niye intihar etmiyor? İptal hissediyor. Mümkün değil. Ya iman ya sarhoş. Uyuşturacaksın kafayı. Anladık mı abiler? İki tane cümle söylüyor. 23. sözde. iman bak. iman Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İşte bu olduktan sonra gerisi hikaye. Elin kesilmiş. Boşalmış, kırdın, döküldün hiçbir şey değil. İmansızlık başka bir şey. Şimdi aile hayatının içerisindeki dert hiç dert midir? Şimdi senin kafandaki ailedeki dert. Şimdi bir daha söylüyorum. Senin evindeki derdi derman kabul eden var. Nasıl? Bedeninin anne babasına nispet edecek anne baba yok. Sokakta bir şekilde bulunmuş. Peki bunun suçu var mı? Yok. Hiç endişe etmesin o. Belki dinleyecektir bu sözümü. Hiç hani kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Madem hayat ebediyede dahi kocasına refikayı hayattır. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayri. Başkasının nazarını kendi measine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazımdır. Bir kadının measini nedir? Nereden çıkarıyorum? ya bedeni değil kadının güzelliği ve şeyi. Kadının güzelliği 32. sözde nedir diyor? He? Sireti bir de ahlakı. Değil mi? Kadının en güzel tarafı sözler yok. Kadının güzeli ne? Genç olması, bilmem ne olması. Yok saçı böyle, gözü böyle falan değil. Bak kadının güzelliğine bak ne şey yapacak. Sözler. En, en, esaslı kitap yok. Tahir. Niye yok? O üçüncü mevkif, ikinci mefkif mi? Üçteydi değil mi Fatih burada? Bak, nefsine muhabbet, refikaya hayatına muhabbet. Refik, madem hüsnü siret ve madeni şefkat ve hedi rahmet olduğuna binaen. kadının güzelliği burada böyle ötekisini de okuyayım birincisi burada okuduk. E, hüsn i siret. hüsn i siret nedir? He ruh güzelliği değil, mi? ahlak güzelliği. Öteki cümle şey nerede ya? Sol tarafta ön üstte. Refika hayatını rahmet ilahiyenin münis. Bak karısına şöyle bakacak. Neymiş? Rahmet ilahiyenin münis latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Allah'ın hediyesiymiş. Ha böyle bir hediye. Peki ne bakışımız ne? Çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama. Ele tıkalamadım. Yani şu boyu böyle olacak, çapı böyle olacak, gözü böyle değil. Ahlakına bakacaksın. Ahlakı. Şimdi buna da küfür demişler alimler. Ee, eskiler demiş ki ustada uh, usta bir muhalefet ediyor. İslam'da küfür bir, yani denklik. Bakalım bizim e, şart koştuğumuz ölçü burada var mı? Biz bu böyle mi bakıyoruz? Bir, evlenirken şöyle bak kardeş. Diyanet, dini var mı? İsparta ifadesi ince, abası var mı? Pansı mı? Verdim gitti. Soru olur dini. Namazı var mı sormuyoruz. Tesettür var mı sormuyoruz. parası var. Parası soru olur. Onu sormayın. Bir, diyanet. İki. nesep. Nesebi ne bu? Üç, sanat. Yani kendini yönetebilecek sanata sahip mi? Terbiye makamında olacak. Terbiye makamında olan terbiyeli mi yani? Sonra de, hürriyet diyor, devam ediyor. Hürriyet yani köle mi nefsine? Ustad 252 Kastamonu'da diyor ki, bu ulema İslam'ın ittifaken, asıl imamı diyor ki, her yerde e, şartı ilk birinci madde dindir. Ustad 252 Kastamonu'da ne diyor birinci şart? Seciye. Ahlak diyor. Ahlak, ahlak. Huluk, huy, huy. Eletik alamadım. Boyu şudur. Zengindir. Güzeldir. Esmerdir. Beyazdır değil. Huy. Peki ne olur? Yaptık. Kadın diyor üç şekilde nikah yapılır. Güzelliği için. Malı için. Dini için. Diğerleri için de olur anlamında değil. Siz dinini seçin. Yoksa diğer ikisinin hayrını göremezsiniz. Bak. Çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama, bedenini esas alma. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği kadınlığa mahsus bir letafet, latif olması. Böyle surata dalmayacak, latif olacak biraz. Nezaket içindeki hüsnü siretidir. Nezaket içindeki hüsnü siret, ahlak. <laughs> ahlak var ya, genel söylüyorum ona ait değil. Dünyada en tatlı şey dünyada en tatlı şey benim dışımdaki şey güzel ahlaklının tadına doyulmaz. Her şey biter, devam etmez. Hatta bittikten sonra tersine de döner. Ama güzel ahlaklının tadına doyulmaz. Bak diyor ki, belki kadının en cazibeden, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet Nezaket içindeki hüsnüsü, ahlakı kardeşim. Kaportası güzel olsa ne olur? Örnek veriyorum. Celal, şu oturduğun koltuk var ya, kumaşı atlas olsa, kargası altın olsa ama içinde yılan var. Kobra, acayip bir yılan. Yatmış böyle. Sabah onun üzerine yatar mısın? <laughs> evet, altta yılan var ama atlas bir kumaş, her tarafı altın olan bir e, koltukta yatıyorum. Kaportası çok iyi. Ama ruhu ilan. Nasıl yatacaksın şimdi orada? He? Ruhu ilan. Isırıyor kardeşim. Her lafı ısırıyor. sebebi bizde. Safariye gidersen Afrika'ya ne bekliyordun ya? Oraya gidersen onu beklersin kardeşim. Bugün hatırıma geldi. Sibirya e var ya böyle soğuk memleket. Tesettür farzı bilmedikleri aldı. Hayatlar hep tesettür. Hiç haram, hiç açık saçıklık yok. Şimdi tesettür farzını mı yaptılar? En kıymetli, en şirin cemali ise cemal. Bu tatlı güzellikti birincisi. Şimdi cemal nedir? Arkadaşlar birincisi dışsaldı. Şimdi içsel. Ulvi, ciddi, samimi, nurani, şefkatidir. Ee, güzelliği dişsaldır. Cemali, cemali içseldir. Dış taraftaki davranışı şöyle olacak. Kadınlığa mahsus bir latif olmalı. Kaba sapa değil ya. Ertan'ım zehir akıtmayacak. O da nedir? E, hüsn-ü siret. Ahlak, itaatkar, itaatkar aşağıdan hürmet, yukarıdan sahiplilik, muhabbet yani. En kıymetli, en şirin cemali ise ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Şu cemali şefkat ve hüsnü siret yani içsel ve ahlak, şefkati ve ahlakı <laughs> ahir hayata kadar devam eder ziyadeliş. Yaşlansa da hiç önemli yok. Ve o zayıfe, latife, mahlukun hukuku, hürmeti o muhabbette muhafaza edilir. Yoksa hüsnü siretin zevaliyle en muhtaç olduğu bir zamanda bir çar hakkını kaybeder. Peki bedensel hayatı sen kadına diyorum. Sen yakışıklı ve parası için evlendin. Erkeğe diyorum. Sen de bedeni için ve servetin için evlenirsen bu sonuca katlanmak zorundasın. Dünyalıktır. Dünyalığın sonu da budur. Bozulur, dağılır, söner, solar, kaybolur. Ama iki sıfat koydu. Bir şefkati, iki ahlakı. Ahlak. Olunca dünya devam ettikçe muhabbetin ziyadeleşir. Evet çirkinleşmiş. Hasta olsa da bu benim ebedi hayatımın refikayı hayatımdır. Öyle bakar kadının hukuku korunur. kadı karısına cennetteki eşi gibi bakar. Peki cennetteki eşi gibine Kötü davranmaz ki. Abiler baştan sona kadar peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki ben Hatemen Nebi'yim. Son peygamberim. Ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim. Öyle mi dedi? He? Evet. Güzel. Ben dini tamamlamaya geldim demedi. Din tamamlanmaz ki. Din devam eder. Beka'da. Bak karı kocalıkımız da var orada. Bak dini. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Ahlak ahlak. Sakın ha gençler aldanmayın. Hüsnü suretine, zahir görünüşüne aldanma. O kaporta örneğini unutma. Satacak arabaları aman 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 üzerine bir tane macun sür. kaporta çökmüş, pastalmış, çürümüş. Ya boş versin diye. Macun bir vur bir de bayağı. Tamam Satarken dokunma ha çeli gel şimdi. Süsledi püsledi satıyor. Ondan sonra da 6 ayda boşanıyoruz. Arabanın arkasına yazıyor. Ön kapı tabelada, plakada evleniyoruz, mutluyuz. Arkada arka tabelada, kapıcuğu da plakada çok sıkıntılıyız, boşanıyoruz. İki iki plaka arasındaki arabada oturma miktarı. Evet, şimdi kadının böyle olması lazım. Erkek ne yapacak? Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası hayat dünyeviye münasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil. Belki hayat ebediyede dahi refikay hayatı noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle bir hürmetle alakadar olur. Hürmet eder, değer verir. Pırlanta gibi olur. Ya ne kadar değer verir ya. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Ya yani çirkin olmuş, yaşlanmış, hasta olmuş, kalkamıyor. Hiç önemli değil. Tam tersine şefkati daha ziyade oluyor. Sahiplilik oluyor. Sen bak bak baban nasıl ya? hizmet ediyor değil mi? Bildiğim için söylüyorum. 70'in üzerindeler değil mi? Belki de yemeğinde o yapıyor. 75 yaşında. Ama Almanya'da Bülent kardeşin gittiğim için söylüyorum bizim siteyle ilgilene. Komşusu 17 seneden beri beraberler. Daha evlenmeyi düşünüyor. Ne oldu? 15 gün önce diyor ben oradayken. Mektup bırakmış. Kadın yok ya. o da çalışıyor. Artık senden hoşlanmıyor. Ben ay gidiyorum. Boşanma diyor ki evlenmemiş ki boşansın. Çekip gitti. Haklı adam. Kadın da haklı. Niye? Elbise değiştir gibi. Ne olsun 15 sene aynı gömle giyeceğim ki? Din yok, iman yok. Hakikaten siz düşünün iman yok, din yok, ahiret yok, kabir sonrası yoksa niye kanaat etsin ya? Onun içinde onun içinde Ama iman olunca yani gece karanlıkta reklam tabelalar var ya içinde lamba yanarsa diyoruz da üzerindeki yazılar okunur. Ama o reklam tabelalarına ışık yanmasa aynı gece karanlığında o yazı gömülür. Evet hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini onun onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona has etmesi muktezai insaniyettir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Yani arkadaşlar bu akşam farklı bir şey öğreneceğiz. Ee, yani kadının mehasini deyince beden anlıyordunuz ve anlıyoruz. Kadının mehasini beden değil, ahlakı, hüsnü sireti ve cemali şefkati. Olunca o devam eder. Kadını kadınlıktan çıkartan bu sıfattan sıyrılmasıdır. Ahlakı yoksa, şefkati de yoksa. Şefkat nasıl anlarız? Bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki hangi suredeydi ya? O çocukları canlı canlı gömdüğünüz zaman, suçları neydi sizden sorulduğu zaman. Yani o, oraya o zaman vasıf değil. Kız çocuklar canlı canlı gömüyorlar mıydı? Gömüyorlardı değil mi? Ayet daha hala devam ediyor. Demek ki o zaman sureten çocuğu toprağa gömüyorlardı. Şimdi de aletlerin içine gömüyorlar veya hoşlanmadım, seni şey yapamadım, hadi boşanıyoruz. E boşanınca veya terk etmek, kafana göre takılmak, itaat etmemek, o da muhabbet etmemek. Darmadan o kız, o çocuk sokağa atılmıyor mu? Nereye gömüyorsun? televizyonlara, laptoplara, tiktoklara, youtube'lara, şunlara, kafeteryalara başıboş kızın, başıboş bırakılan delikanlıyı cemiyetin içine gömüş olmuyor musun? Sana sorulmayacak mı? Bunların suçu neydi? Canlı canlı cemiyete niye gömdün? O ayetin devam ediyor. O zaman ayşe ben niye okuyayım o ayeti? Onların suçu neydi? Sen ne onu terk ettin? Ey adam, ey kadın. Madem onları koruyamayacaktı. Niye evlendin? Şeran koca karıya küfüv olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Dedim ya bir yerde Kastamonu'da 252'de seciyeten diyor. Din noktasında. E din sana bir vazife yüklememiş mi ey kadın? Din sana bir vazife yüklememiş mi ey erkek? Erkeği yüklememiş mi? E onu terk edersen bütün mesuliyeti ona ait olur. Erkek terk ettiyse bütün o, o ahiretteki yıkımı yüklenecek. Kadın terk edip de o aileyi yıkmışsa çocuklar da cemiyetin yutulmasına hangisi sebep olmuşsa ona sorulacak. Bu bu, bu çocukların suçu neydi? Canlı canlı gömdüğünüz zaman bunların suçu neydi senden sorulduğu zaman? Ya en mühim diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine bakıp taklit eder. Refikasını hayat ebediyede dahi hayat ebediyede kaybetmemek için mütedeyin olur. Bazılarının dindar karısı oluyor. Ne mutlu ya. Ya karısına taklit edip dindar olanlar var. Çok şahidim. Çok kaliteli. Ne mutlu o adam ki enaniyet yapmıyor. Karısının dindarlığından dindar oluyor. Bahtiyar o kadın ki bu şimdi ters. Kocasının diyanetine bakıp edebi e, ebedi arkadaşını kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Adam da direniyor aman yuvam dağılmasın, aman bozulmasın. Dindar Allah'tan korkuyor, kuldan utanıyor. Kendi yapısından şey yapıyor. Ya Allah işte bu çocuklar ne olacak? Kadın ve erkek. Ya bu direniyor ama nereye kadar direnecek? Bu yıkılırsa ne olacak. Kim yıkmışsa nasıl ödeyeceksin onu? Ben kendi hesabımdan korkuyorum. Allah şahit. Ben kendi hesabıma ben tekim ha. Bak ben tekim. Korkuyorum. Ödüm patlıyor ama ders yaparken öyle demiyor. Ödüm patlıyor ne diyeceğim ya? Sen karı olmuşsun, koca olmuşsun, çocuklar dünyaya vesile olmuşsun. Tam bir sürü hayır. Ya onların cemiyete yutulmasına, ailenin dağılmasına, huzursuzluğuna itaatsızlığında ötekisi erkeğe dövüyorum. Sahipsizliğinle onu yıkarsan bunu nasıl ödeyeceksin? Sahiplenmesen erkek, kadın itaat etmezsen nizam bozulursa o çoluk çoluk cemiyet yutmayacak mı? Gömülmeyecekler mi? Canlı canlı gömülmeyecek mi bu toplumun içinde? Ne yapacağız o zaman? Nasıl ödeyeceksin? Veil o erkeği ki salya kadınını ebedi kaybettirecek olan sefaata girer ne bedbahtır o kadın ki muttaki kocasını taklit etmez. O mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Yazık değil mi ya? Binler veyl o, o iki bedbaht zevç ve zevceyi ki birbirinin fıskını ve sefaatini taklit ediyorlar. Birbirini birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Evet. Sormak istediğiniz var mı? Yani burada madem bir memleket kuruluyor, aile hayatı memlekettir. Oranın işte müntesipleri çoluk çocuktur. Hayli bir evlat ki o kadar hayli ki, o kadar değerli ki. Üç kişinin defteri kapanmaz. Hayli bir eser yapmışsa böyle, eser vermişse. Hayli bir müessese bina yapmışsa, camiye, medrese katkısı olmuşsa. Hayli bir evlat. Lan böyle bir fırsatın var ya. Mesela benim annem babam alıyor mu? Evet. Senin annen babanız da alıyor. Haşa inşallah yoktur. Anne babanızda vefat edenler Dede de, demiyor. Anne babasından vefat eden şu anda kabir azabı dahi olsa İbrahim yoktur inşallah. Çünkü baban hafızdı inşallah. Olsa bile sen burayı terk edene kadar babanın azabı kabirde teyrediliyor. ediliyor. Allah öyle diyor dilinde. Teyrediliyor ediliyor o da biliyor. Ah oğlum orada kalsan diyor da. Ha? Namaz kılarken tehir ediliyor. Yani haram işlemediğin her an babanın azabı teyir ediliyor. Annenin de da, tabii. Böyle bir sebep var. E böyle bir şey yap. Bak ben insanların güzel olması için uğraşıyorum. Sen de o iki tane çocuğuna, üç tane çocuğuna... Dört önce sahiplen ya. Yani basit basit sebeplerle yuvanı niye yıkıyorsun? Niye böyle basit sebepler üzerine ahiretini bina ediyorsun? Ahiret yok mu? Hesap yok mu? Orada karı kocalık yok mu? Allah sana soracak bu yuvayı niye yıktın ey adam, ey kadın sorulduğu zaman ne diyeceğiz? Elimize ne malzeme var? Sıkılmıştım. Eski saygıyı göstermiyordu. Ya kardeşim sabahtan akşama çalışıyor. Bir tanesi yazmış. Bilmiyorum ki numara kimin. Yazmış. Ya diyor eve gelince diyor bana ağlatı sormuyor diyor. Sahiplenmiyor diyor. La kardeşim zaten canı çıkmış. Trafiğinden şundan bundan. Yani sen eksikliğin tamam. Benim bu eksiğimi sen tamamla benim eksiğimi. Yani kardeşim artık öyle bir lüksünüz yok. Bir de son cümlem. Hadi oldu Allah'ın sevmediği fakat mübah olan boşanma. Hiç utanma haya yok mu? Boşanıyoruz diye özelinizin özelini mahkemede serişte ediyorsun. Lan boşan ya. İfade etme onu artık. O ki boşanıyorsun. Hiç utanma yok mu? Hiç aya yok mu? El haya minel iman. Haya imandandır. Özelini mahkemede niye elin adamlarına, elin seyircilerine anlatıyorsun? Bana böyle oldu da, şöyle yaptı da, böyle yapmadı da. Veya doktora bunu anlatıyorsun ya. Elin adamına anlatıyorsun bunu ya. Güya doktorun psikiyatrisi ya kendisini tedavi etsin ya. Kendileri hasta ya. Ben biliyorum bu işin ehli. Arkadan kimleri aradığını biliyorum. Çoğunuzun gittiği doktor arıyor ya. Niye dedim kardeşim sen bayağı şeysin de. Ya dedi bilmez misin Hasan kardeş. Terzi kendi yitiğini yit, dikemezdi. Sökünü dikemez. Bunu almaya da psikiyatrist doktora. Burada da öyle. Yani bildiğim için söylüyorum. Ben de şeyim. Ama kardeşim madem, madem boşandın tamam oluyor da. Niye özelini mahkemede seriştiriyorsun? وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة